Radyo Tiyatrosu. Mümin Teklifat. Yazan İrfan Özfatura. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Seslendiren sanatçılar: anlatan Emin Gençtürk, Mümin Pehlivan Hayri Küçükdeniz, baba Metin Çekmez, anne Güler Ökten, müderris Saadettin Erbil, topçu Erhan Özçelik, kaptan İskender Bağcılar, delikanlı Mehmet Bulduk. Sandalcı. Hey sandalcı. Buyur ağam. Eyüp Sultan'a gitmek dilerdik. Müsaitsen eğer. Emrin olur ağam. Estağfurullah. Ver elini bana ağam. Ah şöyle. Ah. Hay sağ olasın. Haydi bismillah. Hey gidi tılsımlı şehir. Nasıl da cezbettin beni. Aşığın hayranın oldum. Ne manzara ama şu, ne heybet. Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya, şu Nuru Osmaniye olmalı. Şu Beyazıt, ardında Şehzadebaşı ve Fatih. Sonra Yavuz Selim ve Mihrimah Sultan. Kasımpaşa Selvilerin işgalinde. Ak mermerden mezar taşları, kiremiti kararmış ahşap evler, yer yer zirvesine ot bürümüş sevimli bir kubbe ve kalem endamlı narin minare. Sonra mağnalar, allı yeşilli takalar, yelkenliler. İstanbul, Dersaadet, Asitane, göz bebeğimiz. Alemi fazlı, abidi, edibi, şairi farklı bu iklimin. Elbet pehlivanı da. Asıl ustalar burada mümin. Öğreneceğin çok şey var onlardan. İlk imtihana bugün çıkıyorum. Dev bir üstadın karşısına, koca Yusuf'u. Bir harabe vardı köyümüzün çıkışında. Kırık dökük, sahipsiz bir virane. Bir hırvat aile sığındı oraya. Son derece sefil ve fakirdiler. Sanırım bir kan davasından kaçmış sığınmışlardı şefkatimize. Gayrimüslimdir demedik, iş verdik onlara, aş verdik, koruduk, kolladık, gözettik. Lakin palazlandıkça arsızlaştılar. Müsamahamızın sınırlarını zorlamaya başladılar. Pistiler, gürültücü ve geçimsizdiler. Ahlaksız ve ayyaştılar. Ortalıkta dolaşan domuzları çileden çıkarıyordu tüm köyü. Bir Ağustos ikindisiydi. Harman yerinde iş ha bitti ha bitecek. Bu hırvatı da çağırmışız. Hani işin ucundan tutsun, 3-5 kuruş sebeplensin diye. Mesele neydi bilemeyeceğim. Köyümüzün delikanlılarından biriyle takıştılar. Söz duellosu yumruklaşmaya dönünce yaşlılar girdiler araya, ayırdılar. Hırvat fırladı çıktı ortaya. Er meydanına davet etti genci. Güreşe. Gencimiz sırrım gibi bir çocukcağız. Henüz 16-17'sinde. Boyluca fidan gibi. Hırvatsa iliğine dolgun tıknaz bir adam. Güreş denilince akan sular dururdu bizim illerde. Meydan okuyandan kaçmak yoktu Türk'ün töresinde. Yaşlılar büktüler boyunlarını. Buyurun madem dediler. Hırvat öne doğru eğilmiş saldırmaya hazır bir sırtlan. Delikanlıysa sanki bostan yutmuş korkuluk. Girdiler birbirlerine. Öyle korkuyordum ki heyecandan dişlerim vuruyordu birbirine. Dizlerimin bağı çözüldü çözülecek. Peki ya yenilirse bu çocuk? Ve korktuğum geldi başıma. Perişandım. Yıkılan gencimiz değil, mescidin minaresiydi sanki. Sancağımızdı. Sonra
bendim. Hani azıcık hareketli olaydı, paçalara dalaydı, boyunduruk ataydı, çapraz alaydı, künde takaydı, olmadı yüzük oyun yataydı. Bir şeyler yapaydı işte. Hiç değilse çıngar çıkaraydı, işi kavgaya dökeydi. O gece uyuyamadım. Sabaha kadar boğuştum hırbat keşiyle. Delikanlının intikamını aldım güya. Kan ter içindeydim. Ve bir kor düştü içime. İşte o kor alevlene alevlene bir sevdaya dönüştü. Güreş sevdasına. Hey gidi. Ertesi gün güreş varsa erkenden hemen yatsının akabinden girerdim yatağa. Girerdim de uyuyabilir miydim sanki? Kuş gibi atardı yürek çağızım. Pırpırlanır dururdu heyecandan. Rüyalarımda kısmet giyerdim hep. Boğuşur dururdum sabaha dek. Henüz imsak vakti tatlı bir gıcırtıyla açılırdı oda kapım. Babam bal yemez topu gibi gürlerdi. Abi tembel aç gözünü. Bırak bey, dürtüp durma şuncağızı. Ne istersin bilmem ki el kadar çocuktan. İstemezse gelmesin canım. Otursun nakış işlesin seninle. Yavaş bir öyle sıçrama yataktan. Başın dönecek. Yat bakayım tekrar. Ha şöyle ağır ağır doğrul bakayım. Olmadı, olmadı sağ tarafından. Hadi bismillah. Annesi, hey hatun. İbrik getir oğluma, abdest alacak. Buyur bey. Ha şöyle sıva bakayım kollarını, paçalarını da. Oo, suyu da ılıtmışsın hanım. Bize yapmazsın bu ikramları. Sana da anan yapmıştır zamanında. Hey gidi, yaptı be rahmetli, yaptı ya. Ne çekti kahrımızı, nazımızı. İyice ovala oğlum. Ha şöyle bir kere daha üç olsun. Tamam. Teşkir. Buyur. Oo, yeni havlu. Çeyizden mi çıkardın bre, mis gibi lavanta kokar bu. Bizimkiler hepten döküldü, lime lime oldu. Olsun o kadar farkınız. Ciğerparem o benim. Allah bilir ya, sen bize yolluk bile hazırlamışsındır. Hem de en alasında. İşte. Dur çıkın yapayım şunları. Oo, bazlamalara bakın hele. Dumanı tüter mübareklerin. Ben de gecenin kör vakti bu kadın niye tıkırdar derim. Dahası da var. Kelle peyniri, sucuk ve bir minik bakraç yoğurt. Evlat, bu itibar sanadır ha, bilesin. Sana da az hizmetimiz olmadı hani. Yaptın yapmasına da her doğan çocuk biraz daha kırdı itibarımızı. Tam 9 kara kedi girdi aramıza. Hele şu çolak velet. Hepten attı pabucumu dama. Nesini seversin şunun bilmem ki. En küçükleridir. Çelimsizdir. Sakattır. Lakin bambaşkadır huyu. Dünyalar güzelidir o. Cevahirdir. Ya evet evet. Ne demişler kuzguna yavrusu. Hadi evlat. Öp ananın elini de çıkalım. Telaşıyla çıkardık, düşerdik mescit yoluna. Zigoş köyünün yolları dardı, dahası eğri büğrü. Bahçe çitlerinden taşardı hanım elleri, akşam sefaları, sarmaşık gülleri. Cam önlerinde illaki fesleyen, ya o baygın kokulu ıhlamurlar. Kafeslerden sızan kandil ziyaları, çıkrık ve ibrik sesleri. Yer yer kocamışların titrek kıraatleri, kemerli kapılar, cumbalar, kubbeler, mezar taşları. Kuytularını ot ve yosun bürümüş Arnavut kaldırımları. Uzaktan uzağa gelen çıngırak sesleri. Sonra Sarıcamolla. Ya Rabbi, onunki ne tatlı sesti öyle. Hüzün yüklüydü. İçler ürperten bir Kahire aksanıyla okurdu ezanı Muhammedi'yi. Sanki ılık haramein rüzgarları eserdi köyün üstünde. Allah
yaşlıların neden iç çekip göz pınarlarını sildiklerini anlayamıyordum o zamanlar. Sanırım şimdi duysam o sesi dayanamam. Ağlarım. Allah rahmet eylesin. İlk hocamdı benim. Ondan öğrenmiştim Elif Bey'i. Dersimizi hoş tekerlemelerle belletirdi bize. Elif kalem gibi, B tekne gibi, T ona benzer, S ona benzer, Cim karnı yarık, H ona benzer, H ona benzer. Rabbim Celle Celaluhu ona ne ses vermişti hani. Ne uzun boylu asılır, ne de geçerdi makamdan makama. Su gibi akardı sesi, kadife gibi. Tek tek sayılırdı harfleri ve mahreçleri. Sanki kubbeye nakşederdi ayetleri. O lev enzelnaya başlayacaktı da içiniz titremeyecekti ha. Bu ne mümkün. Nur içinde yat emi. Babam beni peşi sıra güreşlere sürüklemesine rağmen pehlivan olabileceğime ihtimal vermiyordu. haklıydı da. İki kolu çolak bir bücürden pehlivan mı olurdu yani? Babam büyük abimin iyi bir güreşçi olması için ne gerekiyorsa yaptı. Çok uğraştı, çok. Lakin abimin asla ünlü bir pehlivan olamayacağını ta o zamanlardan kestirmiştim ben. Mükemmel bir vücuda sahip olmasına rağmen aklıyla değil hisleriyle güreşiyordu. Sabırsızdı, asabiydi. Birçok pehlivan gibi ustalığa değil ameleliğe heves ediyordu. İşi ancak gücünün yettiği noktaya kadar götürüyor, faydasız hareketlerle kendini tüketip yıpratıyordu. Halbuki ben küçük yaşlardan itibaren hep işi bilenleri izledim. Göz hapsine aldım onları. Okumaya uğraştım güreşlerini. Rakiplerinin nasıl iki dirhemlik yerlerinden tutup attıklarını kavramaya çalıştım. Güreş bir denge ve hesap işidir. Elbette kuvvet de gereklidir ancak gerektiği yerde ve gerektiği kadar. Çok idman yaptım, çok. Hem de kendi kendime bulduğum basit yollarla. Ağaçlara, mermer sütunlara elense atar, balçık yoğururdum. Kayalar mı taşımadım, ağaçlardan mı sallanmadım? Mekik çektim, koştum, barende attım. Dengemi geliştirmek için elimde su dolu kovalarla bahçe çiti üzerinde koşar, hatta seksek giderdim. Ve kıyasıya boğuştum. Büyük küçük demeden. Alt alta üst üste. Sonra medrese. Hey gidi kutlu olacak hey. Bak yine nasıl sızladı burnumun direği. Cız etti ciğerimin köşesi. Serez medresesine ilk geldiğim günü hatırlıyorum da. Eti sizin, kemiği bizim hocam. Önce Allah'a, sonra size emanet. Şşt, öpsene hocanın elini. Berhudar ol evladım. Maşallah. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeka fışkırıyor gözlerinden. İlim ehli olacağı benzer. İnşallah hocam. Sayenizde. Estağfurullah. Tevfik Allahu Teala'dandır. Feyz ve bereket büyüklerimizden... Bizler o altın halkanın sevenlerindeniz sadece. Himmetinizi beklerim hocam. Himmet mi? Ne haddimize? Müsaadeni isteyeyim hocam. Malum yolumuz uzun. İzninizle. Selametle gidiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Allah'a ısmarladım mümin. Gel bir öpeyim seni. Aman Allah'ım. Babam gidiyordu işte. Ardına bile bakmadan. Nihayet köşeyi döndü. Ve kayboldu. Yalnızdım. Yapayalnız. Semadaki yıldızlar gibi. Bir başıma. Dişliyim de müderris efendi görmesin dedim titrediğini dudaklarımın. Ya gözüme hücum eden yaşlar. Bir şeyler dayanmıştı gırtlağıma. Dizginlemekte zorlanıyordum hıçkırıklarımı.
Gel bakalım mümincik. Şöyle gezelim biraz. Sana tanıtayım istersen medresemizi. Bak, babam aynı senin gibi bırakmıştı beni buraya. Ardından ağladığımı hatırlarım. Sonra öyle alıştım ki ayrılamaz oldum bu mübarek çatı altından. Hocam bayram tatillerinde zorla yollardı beni köyüme. Bak, burada yüzlerce kardeşin olacak. Düzinelerle baban. Hiç sıkılmayacak. Yalnızlık çekmeyeceksin. Şöyle, işte. Şu odayı ayırdım sana. Nasıl? Sevimli değil mi? Yüksek kubbeli, ferah, aydınlık. Şurası yatağın. Şunlar rahlen ve seccaden. Bu da dolabın. Hadi, hadi aç bohçanı da dizelim urbalarını. Hadi yavrum. Bu babacan tavır, bu omzumu tutan sıcak dost eli ve bu yumuşak ses dağıttı kederimi. Medreseye sandığımdan da çabuk ısındım. Kış boyu hummalı bir tedrisat devam etti. Lakin güneş siyahları toprağı ısıtmaya, çimenler fışkırmaya, ağaçlar tomurcuklanmaya ve rüzgar çiçek yüklü usarelerle esmeye başlayınca benim kanım kaynadı yine. Gelip depreşti güreş sevdam. Sanki uzaktan uzağa davul sesleri geliyordu kulağıma. Ders haricinde teneffüslerde boğuşan, güreşen talebelere ses çıkarmazdı müderrisler. Hatta bu işe meraklı olanları teşvik ederlerdi. Lakin içime kapanıklığından olacak ne güreş teklif edebiliyordum kimseye ne de idman yapabiliyordum gönlümce. Neticede bir yol buldum kendime göre. Gece herkesin yattığı saatte kalkıyor, artık kullanılmayan abdest küpünü kucaklayıp dolaşıyordum avluda. Kulpu sapı olmayan bu devasa külpü zapt etmek zordur normal insanlar için. Ama benim ne bileklerim esneyip bükülüyordu ne de dirseklerim. Kollarımla ta omuzlarımdan yengeç gibi sarıp kilitliyordum küpü. Doğrusu zorlanmıyordum bile. Baktım küp kandırmaz oldu beni. Her gece birkaç maşrapa su ilave ettim içine. Bir zaman sonra küp dolmaya yüz tutmuştu. Lakin rahatlıkla kaldırabiliyordum onu. Vücudumun oturduğunu, adalelerimin geliştiğini hissediyordum. Bu idmana uzun süre devam ettim. Ta ki bir gece abdest tazelemeye çıkan talebenin biri ortalığı velveleye peresiye. Meğer beni tanıyamamış çocuk. Sağa sola yalpalıya yalpalıya koca küpü taşıyan ufak tefek yaratığın Ademoğlu olabileceğine ihtimal verememiş. Cin taifesiyle karşı karşıya kaldığına hükmetmiş zavallı. Küpü bıraktığım gibi odama kaçtım. Sonra diğerleri gibi hani olanlardan haberi yokmuşçasına çıktım avluya. Koştum avaz avaz haykıran çocuğun yanına. Müderris efendi güldü yaygaraya. Hadi yatın bakalım. Bir şeycik yok işte. Sonra bana manalı manalı bakıp ekledi. Öyle değil mi mümincik? Başımı önüme eğdim. Ses çıkaramadım. Mahcuptum. Fevkalade mahcup. Hay yer yarılsaydı da. Anlaşılan o haberdar imiş benim kaçak antrenmanlarımdan. O günden sonra ara verdim idmanlarıma. Kitaplarımla daha ziyade haşır neşir oldum. Her satır yeni ufuklar açıyordu bana. Birer hazine değerindeki kitaplarla iştigal varken güreşle, idmanla vakit geçirmenin malayani olacağına inandırmaya çalışıyordum kendimi. İkna'ya çalışıyordum nefsimi. Lakin içimdeki güreş aşkı bir türlü küllenmiyordu. Kor gibi yanıyordu bağrım. Medreseden ayrılmayı asla düşünmüyordum ama anlaşılan o ki zümrüt yeşili çayırlardan da kopamayacaktım. Bir kararın arifesinde hissettim kendimi. İstihareye niyetlendim. Evet, istihareye. Bir cuma akşamı tebareke okudum silsile-i âliye büyüklerinin ruhuna.
iki rekat namaz kıldım ve yattım. Rüyamda sevimli bir sahildeydim. Bir tarafım uçsuz bucaksız derya, bir tarafım alabildiğine çayır. Ama nasıl? Yeşim gibi, zümrüt gibi. Önümde rahlem ve kitabım, yanı başımda kısmetimin aksembili. Tabirde zorlandım. Birden kararımı verip büyük bir safiyet ve samimiyetle gittim hocama ve döktüm içimi. Eğer o bırak derse bırakacaktım güreşi. Kararlıydım. Teslim olmalıydım ona. Yıkayıcının elindeki ölü gibi. Çok hoşsun mümincik. Demek istihareye yattın ha. Hay Allah senin iyiliğini versin he mi? Ben de bu çocuk niye durgundur, tutkundur derdim nicedir. Gelelim rüyanın tabirine. Anlaşılan o ki sen hem ilimde hem de güreşte mesafeler kat edeceksin. Zirvelere yükseleceksin. Bu iki yoldan birinde tercih yapmak zorunda hissetme kendini. Pekala birlikte yürütebilirsin ikisini de. Medrese gibi bir ilim yuvasında güreşle iştigal etmekliğim abes olmaz mı hocam diye sordum. Müderris efendi birden ciddileşti, dikti gözünü gözüme. Ne münasebet. Bak mümincik, burada niyet çok önemli. Sordum, nasıl yani? Eğer medreselerden yaman pehlivanlar çıktığını cümle aleme ispat edip gençleri bu kutlu ocağa katılmaya özendirebilirsen hoş olur. Bırak abesi, âlâ olur. Hem unutma ki Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza radıyallahu an efendilerimiz de fevkalade usta birer pehlivandılar. Yine silsile-i aliye büyüklerinden Seyyid Emir Külal Buhara civarının baş pehlivanıydı. Elbette talebelik kolay değil. Tedrisatımız ağır. Lakin sen bunların altından kalkarsın. Abdülaziz Han'ı düşün. Omuzlarında bir koca imparatorluğun yükünü taşıdığı, vebal ve mesuliyetlerle gark olduğu halde güreşten kopamamıştır. İlim ve hal ehli olmasına rağmen kısmet giymiş, nice namdar pehlivanları yıkmıştır. Hepsi bir yana, kainatın göz bebeği, alimlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı iki cihan serveri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dahi güreşmişlerdir. Mekke'de azılı bir kafir vardır. Adı Ebu'l-Eşer. Korkunç bir pehlivandır bu. Tam bir insan azmanı. Üzerine bastığı deve derisini yarım düzine adam asılsa kıpırdatamaz. Bu adam söz zebanilerden açıldığında aşağı korkmayın ben onlara haklarım diyebilecek kadar küstahtır. Gelir efendimize sataşır. Hadi der. Yen beni de. Göster mucizeni. Peygamber efendimiz Müslüman olması şartıyla kabul ederler güreşi. Ve Ebu'l-Eşer'in sırtını kalıbı kalıbına tam 3 kez vururlar yere. Ebu'l-Eşer öfkelenir. Küfründe inat eder. Peygamber efendimiz Mekke'nin ünlü pehlivanı Rükabe ile karşılaşırlar. Tatlı bir üslupla onu İslam'a davet ederler. Rükabe bir mucize görmek ister. Kainatın efendisi sorarlar. Nasıl bir mucize ya Rükabe? Ona göre yapılabilecek en imkansız şey sırtının yere vurulmasıdır. Efendimiz'e mesela beni yen cevabını verir. Peygamber Efendimiz tartışmaya mahal kalmayacak şekilde onu yenerler. Olmadı der. Bir daha
Sonra bir kere daha. Ve o Rukabe, Hazreti Rukabe radıyallahu an oluverir. Daha anlatayım mı evladım? Yeter hocam, dedim. İçime su serpilmişti, ferahlamıştım. Yalnız oyun kuralına göre oynanmalı. Sendeki bu heves ve kabiliyeti ustalar şekillendirmeli. Ve dediğini de yaptın mübarek. Çok geçmedi, nefis bir kısmetle girdi odama. Biraz boldu. Lakin paçalarını ve kasnağını sıkınca hokka gibi oturdu üstüme. Rüyamda görsem inanamazdım. Kısmet, hele böylesine güzeli. Üstelik bizzat hocamın hediyesi. Müderris efendi, pek yakında bir müjdem daha olacak sana demişti. Bir müjde daha, bir müjde daha. Ne olabilirdi acaba? Mahcubiyetimden soramadım. Lakin çok geçmeden kavuştum. Heveslileri çalıştırmak için topçu Mehmet Pehlivan medresede başladı göreve. Buna hepimiz çok sevindik. Hele ben, hakikat oluyordu rüyalarım. Topçu ustam kah güreşir, kah güreşmezdi. Yaşlıydı artık, tez kesiliyordu. İlk ve ikinci rakiplerini kolay yeniyor, yalnız finale yaklaştıkça nefesten düşüyordu. Baş ve baş altındaki devasa pehlivanlarla aşık atabilmek kolay değildi elbette. O kış çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Diz boyu kar üstünde bile soyunup güreş attığımızı bilirim. Topçu usta dönüp dolaşıyor, mevzuyu hep tek kelime üstünde topluyordu. Denge. Dengemi geliştirmek için beni sırık üstüne dikiyor, elindeki değnekle kıyasıya vuruyordu. İdmanla geçen kışın ardından zinde girdim bahara. Topçu ustam güreşi okumayı öğretmişti bana. Nihayet topçu ustam çekti beni kenara. Bakasın be mümincik, bu destedeki kızancağızlar görürüm hafif gelirler sana. Bundan böyle küçük ortaya soyunsan derim. Siz bilirsiniz efendim, dedim. Nasıl emredersiniz? Sonra ekledi. Yüzüne karşı insan methetmekten hoşlanmam. Lakin şunu söylemeden geçemeyeceğim. Sende çok istidat var. İstikbalin parlak. Gün gelecek, kavala seres attı dizginleyemeyecek seni. Deli Orman'da, Kırkpınar'da güreşeceksin. Hatta Dersaadet'te. Bunları mesuliyetini bilesin diye söylüyorum. Kendini baş pehlivanlığa hazırla. Hey gidi ihtiyar kurt. Dediğin çıktı işte. Deli Orman'ı da yaşadım, Kırkpınar'ı da. Nihayet vasıl oldum rüyalarımın bellesine. Payitahtın göz bebeğinde çıkıyorum çayıra. Rabbim hayır eylesin akıbetimizi. Doğrusu Serez meydanlarında küçük ortada da bulamamıştım aradığımı. İşte destenin biraz hallicesiydi o kadar. Şu var ki küçük ortanın zirvesini paylaşmış 2-3 kabadayı birdenbire rahatlarını, huzurlarını kaçırıp ödüllerine el koyan, kendi ifadeleriyle ağzı süt kokan çolak mollacığa fena bozulmuşlardı. Hasmane hareketlerini görmezlikten geldim. İlk yenilişlerinde kazaya geldiklerini, hatalandıklarını iddia ettiler. Zamanla benimle aşık atamayacaklarını anlamış olacaklar ki çekildiler meydandan. Tadı tuzu kaçmıştı küçük ortanın da. Küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş derken hızla yükseldim zirveye. Adalı halilleri, katrancıları yenmek nasip oldu. Kırkpınar'da başı kurtardım. Artık önümde tek hedef kalmıştı. Dersaadet. Geldik ağam, Eyüp. Geldik mi? Dalgınsın ağam. Evet, biraz. Buyur dostum. Bu çok ağam, dur üstünü vereyim. Boş ver. Bir tatlıcağız yersin benden taraf. Allah işini rast getirsin ağam. Bak duaya ihtiyacım var doğrusu. Birazdan yaman bir imtihana çıkacağım. Mevlam yüzünü kara çıkarmaya. Amin. Şimdi sultana gidelim. İstanbul'un manevi sultanına. Gönüller sultanına. Eyyub el-Ensari hazretlerine.
Şadırvan, güvercinler, takunya takırtıları, kanat şakırtıları, zirvesinde rüzgarın ıslık çaldığı ulu çınar, bir çelebi terbiyesiyle dizilmiş münzevi mezar taşları, muhteşem cami ve bağrında mukaddes emaneti taşıyan kutlu türbe. Ya Rabbi, şu huzurunda bulunduğum yüce zatın yüzü suyu hürmetine hakkımda hayırlar eyle. Gösterişten, riyadan, gururdan, kibirden koru. Eğer hakkımda öylesi hayırlıysa meydanda rezil rüsva eyle beni. Nefsim mağrur olacaksa burnumu süründür yerlere. Ya Rabbi, güreş meydanında değil, mahşer meydanında mahcup etme beni. Cümlemizi. Amin. İstanbul'a gelmek için bindiğim geminin sanırım tek yolcusu bendim. Bu aslında yük taşıyan bir Rum teknesiydi. Deniz sakindi. Yolculuk sıkıcılığa yakın bir yeknesaklıkla geçiyordu. Geminin kaptanı takıldı bana. İlk defa geliyorsunuz burada. Evet. Tacir misin? Hayır. Memur musun? Hayır. İmam, müezzin, hani doğrum bir vazife falan? Yok, hayır. Talebe misin? İşte, ilme talip olan herkes kadar. Zanaatkar mısın yoksa? Bilmem, bizimki de zanaat sayılır mı acaba? Artık söyle be çocuk, ne iş görürsün? Güreşirim. Pehlivansın yani. İşte, hevesliyiz bir miktar. Kusura kalma ama pek benzetemedim. Hani okkan nakız, sonra kolların... nasıl söylesem bilmiyorum. Rahatlıkla çolak diyebilirsiniz. Alınmam, lakabımdır. Hoş çocuksun yalnız. Buyurun. Eğer asistanede çayıra çıkmak gibi bir niyetin var ise vazgeç. Oradaki deste pehlivanları bile paralar seni. Ne yapalım eğer kısmetimizde paralanmak varsa? Settir. Kıran kıranadır sizin güresiniz. Ya sizinki? Bizimkisi minder üstünde olur. Kaidesi, kuralı çoktur. Nasıl yani? Mesela belden aşağıda tutmayız. Minderden harice çıkmayız. Faulleri filan vardır. Faul mü? Faul de ne? Onu sana anlatmak öyle güç ki... yağlı güreşçiler akıl erdiremezler. Saçma bulurlar bizim güreşimizi. Görürüm, hakimsiniz mevzuya. Ben Makedonya'nın en iyilerinden biriyim. Atina olimpiyatlarında finale kalma başarısını gösterdim. Hani az bir şey değildir de bu. Ya netice? Maalesef yenildim. Midillili vasile, iblisin biridir o. Şeytanın ta kendisi. Bak ne diyor. Sizi dinliyorum. Gel seninle tutuşalım. Heh, idman olsun. Ter atalım azıcık. Hamladık nicedir. İyi de nerede? Abi çocuk, görmüyorsun güvertenin üzeri müsaittir. Şuncacık yere. Yeter be kuzum. Maksat boğuşmak olsun. İddiamız yoktur he. Sen bilirsin, nasıl istersen. İnanılmaz bir şey. Bu adam çarpıyor insanı. Yaktım şimdi tıranı Vasil. Sıkı dur, geliyorum. Gör bak ne oynatacağım sana. Bu sözlerin ne manaya gelebileceğini anlayamamıştım elbette. Vasil onu olimpiyatlarda yenen güreşçi olmalıydı. İyi de benimle ne alakası vardı bunun? Meğer Anton Kaptan korkunç bir kin besliyormuş Vasil'e. Bir türlü dikiş tutturamadığı bu adamı bana yendirip intikam almayı planlamış. Hem de ininde boğdurtacakmış ayıyı, yuvasında, Midilli'de.
Ben tarım işçisiyim ağam. Irgatım anlayacağım. Anadolu'dan gelirim. Bizim bozkurlarda iş yok, güç yok. Toprak kavruk helva gibidir. Dökülen su buhar olur anında. Her yıl bağ bozumu mevsimi gelir çalışırım adada. 3-5 kuruş ve birkaç desti pekmezle dönerim köyüme. Bu yıl da çalıştık, çabaladık. Çok şükür kemerimize akçeleri de dizdik. Pekmezimizi de tedarikledik. İş biteli haftalar oldu. Köyüm burnumda tüter. Lakin? Nasıl söylesem bilemiyorum. Söyle, nedir gayrı seni gurbette tutan? Dertli gibisin. Gibisi fazla. Nasıl söylesem... Bak, içini açabilirsin bana. Tabii dilersen. Açayım açmasına da neye yarar? Çare olamadıktan sonra. Hiç değilse ferahlarsın. Derman olamasak da teselli veririz. Ne kaybedersin yani? Hem belli mi olur? Bir yolunu buluruz belki. Ben sevdalıyım ağam. İyi, talip olsan ya sevdiğine. Ne haddimiz ağam? Kimdir bu kız? Meralay'ın kızı. Ada komutanının. Hmm. Nasıl? Zor değil mi ağam? Ne kızın haberi var benden, ne babasının. Koskoca komutan. Muhatap mı alır beni? Hani tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış. Benimki de o hesap. Allah büyüktür. Amin de. Gece gündüz ona dua ediyorum zaten. Ya Rabbi diyorum. Yolla sevdiğim bir kulunu, çare olsun derdime. Hayrola? Kim olur acık? Buyurun. Aman yarabbi. Komutan bey. Miralay. Kızına mail ettiğimi anladıysa yandım gitti kül gibi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mümin pehlivan sen misin? Evet efendim. Yarın güreş yapacakmışsın öyle mi? Ben mi? Kimle? Hem ne için? Kıllı Vasil denen bir bela var başımızda. Şımarık, iğrenç bir Rum. Bir olimpiyat şampiyonu. Rum azınlığı kışkırtan adi bir komitacı. Faili meçhul bir sürü melanetin ardındaki isim. Elebaşı. Vasil ha? Durun hatırlıyorum bu ismi. Anton Kaptan'ın tezgahı olmasın sakın bu. Tam üstüne bastın. Şimdi anlaşılıyor mesele. Ben de Midilli'ye sarkışımıza mana verememiştim bir türlü. Bakasın evlat. Açık konuşacağım. Seni gözüm tutmadı. Bu adam karşısına çıkarttığım tüm adamlarımı perişan etti. Çoğunun kolunu bacağını kırdı. Aldığı her galibiyet adadaki Rumları kabartıp çılgınlaştırmaktadır. Bize karşı daha hırçın ve saldırgan olmaktadırlar. Anadolu'dan getirttiğim pehlivanlardan da ona diş geçirebileni olmadı. Aksine Vasil'in galibiyetler zincirine yeni halkalar eklendi. Eğer gözün kesmiyorsa meydana çıkma. Bunları adanın selameti ve gittikçe hassaslaşan dengelerin tanzimi için söylüyorum. Bu senin benim değil, adanın meselesidir. Neticeleri bize aşabilir. Allah göstermesin, alacağın bir mağlubiyet, taşkınlıkların ve gözü kara taarruzların başlangıcı olur. Tereddütümü anlıyorsun değil mi? Bunları bilmem iyi oldu. Siz sadece dua edin bana. Ertesi gün meydana çıktık. Türkü Rum'u tüm ada oradaydı. Bir rakibimi ilk defa ezdiğimi hatırlıyorum. Gariban Vasil benim çolak koluma boynunu kaptırma gafletinde bulundu. Çöktüm gırtlağına. Hırıl hırıl hırladı. Köpük köpük kan tükürdü. Kesildi iflahı. Çok değil, henüz bir çeyrek saat sonra bir pelteydi artık o. Sürüm sürüm burnunu sürdüm yerlere. Alnının derisini yüzdü çakıllar. Kemanelerle organlarını geçirdim birbirine. Saf herif kas kanadıma direnme hatasında bulundu. Allah'ın hikmeti, ne eğilir ne esner çolak kolum. Yüklenip çıkardım omuzumu. Sedyeyle kaldırdılar meydanla. Rumlar kuyruklarını kıstırıp sıvıştılar. Tek bir sesleri sardı dört bir yanı. Türkler adeta coştular. Miralay Bey koşarak geldi yanıma.
Ya Rabbi, şükürler olsun sana. Bu günleri gördüm ya. Pehlivan, su serptin bağrımıza. Bize yaptığın iyiliğin büyüklüğünü anlayamazsın sen. Şimdi dile benden ne dilersen. Sağlığınız beyim. Yo, bir şeyler iste. Sevindir bizi. Çekinme. Eğer benim yapabileceğim bir şeyse... Evet, yapabileceğiniz bir şey. Lakin nasıl söylesem... Emret. Estağfurullah. Lütfen, yalvarırım. O han odasındaki çocuktan bahsettim komutana. Adamcağı son derece olgun karşıladı teklifimi. Sen merak etme dedi. Görüştürelim bir kez. Kızım hederse bitmiş bil o işi. Hemen o gece yemek nasip oldu delikanlının söz yemeği. Gariban çocuk uçuyordu mutluluktan. Ertesi gün seher vakti çıktık yola. Yelken açtık deryaya karşı. Liman gözü yaşlı insanlarla doluydu. Zor sıyrıldım ellerinden. Baş pehlivanlar kazan dibine! Baş pehlivanlar kazan dibine! Baş pehlivanlar kazan dibine! Abi bu molacıklar üçte biri kadardır Yusuf'un. Ne öyle göründüğüne bakma. Çelik yay gibidir o. Ateş olsa yakacağı yer cürmüncedir. Orası hiç belli olmaz. Abi kol cihazları da sakattır bu fukaranın. Tübe. Kabahat onda değil, onu bu meydana çıkarandadır bre. Konuşma. Seyret. Yusuf'u beklediğimden de fazla buldum. Kolları görünmedik bir şekilde uzundu. Bir eli ensemdeyken öbür eliyle eğilmeden rahatlıkla paçalarımı yakalayabilirdi. Ustalık ve kuvveti zaten malum. Bu kez hakem bizzat Kel Alıçoy'du. Böyle bir güreş için fevkalade yerinde bir seçim. Zira ona itiraz ne mümkün, hem kimin haddine? Ay aman bir çapraz. Koca Yusuf'a yakışır ustalıkta. Tam sırası. Bir yan baş atayım ona. Şimdi de bir köstek. Şöyle. Nasıl da dizledi ama. Yine çapraz. Yusuf'un çaprazları da çapraz. Hani korkulur doğrusu. Bu kez yaman toparladı. Fırsat vermemeliyim ona. Su yolcu ustamın dediği gibi kıtlağından dizginlemeliyim onu. Oluyor galiba. İşte ben de sıyrıldık çok şükür. Yine çapraz. Abi bu Yusuf taktı kafacığını çapraza. Dur bir oyun edeyim şuna. Toparladı işte. Şimdi çengel yetiştirme telaşına düşüp hızla sürecek beni. Tamam, istediğim gibi. Biraz daha süratlensin. Dur bakayım. Hızını hız katayım şunu. Biraz daha. Biraz daha. İşte sırası. Şimdi sıyrılıp dol top oluverdim mi ayaklarının önüne. Kıldan kıç gibi uçar üstümden. Tamam oldu. Tam istediğim gibi. Şimdi fırlayıp yakalamalı kısmetinin kasnağından. Şöyle. Oluyor. Haydi bura. Hoppa. Koca Yusuf uzattı güç. Yazık. Kaçtı elimden. O da ne? Sertleştiriyor güreşi. Bu elense kırpan sahnana cevap vermezsen biter işim. Al bakalım Yusuf Ağa. Sen istedin. Dayan bakalım. Nasıl da bocaladı ama. Yine çapraz. Yan başı kırtlatlamayı kor topu denedik. Yusuf eğer pehlivansa, ki pehlivandır, bunlara bir kez daha düşmez. Ne uyanıktır o. Sultanıdır çayırların. Kül yutar mı hiç? Ama dur bakalım. Bırakayım bu kez yetiştirsin çengeli. İşte yıkılıyoruz.
Vay canına. Hayret. Ben sana dememiş miydim? Gördün değil mi? Vallahi nasıl desem, son gördüğü yerine mutsuz üstü gidiyor. Hoca Yusuf olanca ağrıyla üstüne çekiyordu. İnanılmaz bir şey oldu. Son anda yüzü koyun dönen Molla bir bel zılçığıyla Yusuf'u üstünden aşırıp önüne düşürdü. Görüyorsun değil mi? Şimdi de künde oturtur. Bu Molla cin gibi çarpıyor adamı. Otursa ne olur, aşıramayacak olduktan sonra. Aşırtamayacağını mı biliyorsun? Görünen köy değil, şehir şehir. Göz var, nizam var. Sen öyle san. Bak, haydi bir İstimillah! Sanki kabuk balyası kaldırıyor! Ne kadar da var! İşte! Aşırıp vurdu! Aha! Göbeği yıldızları gördü! Galibiyet demen nasılacaktı! Haliço tamam diyor! Oldu bu iş! İnsan seli, sarılanlar, öpenler, takdirlerini ve tebriklerini sunanlar, konağına davet eden paşalar, yalısına bekleyen beyzadeler, altın, 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 önümde gitgide yükselen kızıl gölgeli sarı tepecik, koluma girenler, köşe gösterenler, sırtıma yastık sürenler. Bundan sonra böyle mi davranacak insanlar bana? Karşımda eğilecekler mi hep? Hayır, hayır. Ben küçük müminim, aciz müminim. Susun ne olur. Duymak istemiyorum sizi. O bir velidir. Dar vaktimde yetişti imdadıma. Himmeti keremi sayesinde dünyam değişti. İyi bilesiniz kıymetini. Midillili genç bu. Neler sayıklar bu şaşkın. Komutanın âli cenaplığını benim kerametim sanır. Yok, hayır, hayır. Şimdi de evliyayı kiramdan ilan ettiler beni. Ya Rabbi. Sen biliyorsun halim. Kurtar günahkar kulunu şu korkunç girdaptan. Alkış, altın, şöhret, itibar yetmedi. Hal ehli yakıştırması. Hayır. 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 Bunlara talip değildim ben. Sana sığınıyorum Allah'ım. Sana sığınıyorum Allah'ım. Beni koru. Affeyle ya Rabbi. Affeyle. O son güreşi oldu mümin hocanın. Adeta ortalıktan kayboldu. Köyüne dönüp inzivaya çekildi. Çiftine, çubuğuna, ibadetine verdi kendini. Çok geçmedi, Rum katiller cami çıkışında pusuya düşürüp şehit ettiler onu. Gencecikken ayrıldı sevenlerin arasından. Sahi, hakikaten bir veli miydi Mümin Hoca? Onu ancak Rabbimiz bilir. Lakin öyle veliler vardır ki kendileri de bilmezler makamlarını. Rabbim âlâ etsin derecesini. Nur içinde yatsın. El-Fatiha. Radyo tiyatrosu.